Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Mehmet Aydın, başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda devam ediyor. Saat 14'te başlamıştı görüşmeler ve yaklaşık 5 saattir de görüşmeler devam ediyor. Oldukça gergin dakikalar yaşanıyor. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Tabii ilk önce sabah saatlerinde bir yer tartışması çıktı. Muhalefet salonun dar olduğunu söyledi ve salon değiştirilmesini istedi. Ancak Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi bu talebi reddetti. Muhalefet Plan Bütçe Komisyonu'nun yapıldığı salona geçilmesini talep etmişti. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi de o salonla komisyon görüşmelerinin yapıldığı salonun kapasitesinin aynı olduğunu söyleyerek bu talebi reddetti. Muhalefetten tepki sesleri yükseldi tabii. Masalara vurarak durumu protesto ettiler. Muhalefetin ikinci itirazı da salona bazı STK temsilcilerinin alınmaması oldu. Ve kendi istediğiniz STK temsilcilerini aldınız, bizim ismini bildirdiklerimizi almadınız diyerek tepki gösterdiler. Tabii tartışma çıktı, sesler yükseldi, tansiyon yükseldi. Tansiyon düşmeyince 30 dakika görüşmelere ara verildi. Görüşmelere ara verilmesinin ardından da komisyonun yeri değişti. Komisyon, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüşmelerinin yapıldığı salona taşındı. Ancak yine hararetli tartışmalar yaşandı. Dışarıda darbede yaşandı. Bazı STK temsilcileri içeri girmek istedi. Polisler kartları olmadığı için onları alamayacaklarını söyleyince polislerle aralarında salon koridorun önünde tartışmalar çıktı. Araya bazı milletvekillerinin girmesiyle dışarıdaki koridordaki arbede sona erdi. Ancak bu kez de görüşmeler başladığında muhalefet ve iktidar arasında tansiyon tekrar yükseldi. Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun komisyona sunum yapması engellenmek istendi. Antalya'da 2 yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir çocuğun annesi Derya Pınar da komisyon salonundaydı. Çocuğunun ayakkabılarını göstererek muhalefete tepki gösterdi. Tabii tansiyon sona ermedi. Oldukça hararetli dakikalar yaşandı. Pınar salondan bazı milletvekillerinin araya girmesiyle sakinleştirilerek dışarı çıkarıldı ve görüşmeler de şu dakikalarda devam ediyor. Sakinleşmiş durumda görüşmeler. Birazdan da detayları yine sizlere aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.